Annemle babamın beni neden anaokuluna göndermediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Koca memeli bir hoca, katil bir hademe ve manyak çocuklar. Hele Nugget diye biri var. Bu arada en sevdiğim karakter Nugget oldu. Eğer sizler de Nugget'ı seviyorsanız şimdiden like bırakmayı unutmayın. Çünkü Nugget like istiyor. Okulda türlü türlü manyaklıklar olmakta. Herkes birisinden bir şeyler istiyor. Ben de okula yeni gelen bir çocuk olarak onların saygınlığını kazanmam gerekiyor. Ve gerçekten okulun müdürüyle tanışmayı çok istiyorum. Bu lanet olası okulda ne olduğunu ona anlatacağım. Ama heykeli gerçekten çok korkunç görünüyordu. Gözlerinde kırmızı bir parlaklık vardı. Eğer heykelinin gözleri böyleyse gerçek hayatta gözlerinden alev atıyordur amına. Merhaba arkadaşlar, eğlence burada başlar. Ben Berkay ve bugün sizlerle beraber devam edeceğimiz oyunun adı Kindergarten. Bu harika anaokul serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu oyunu çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Eğer siz de sevdiyseniz toplu sevdik. Yani hepim daha konuşmayacağım. Ve başlıyoruz. Ve yine pazartesi, en sevdiğim gün. Başka gün yok amına. Çok tatlıyım be, çok tatlıyım. Dün 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 dün. Dört tane Monsterman kartını bulmaya başarmıştık. Ben bu sefer yanıma birazcık para almayı düşünüyorum. Ailem bana para yollamıyor. Sadece okula ilk başlarken 5 dolar verdiler. Onunla sosisli bile alamıyorum. Sürekli domuz yemi yemek nasıl bir duygu bilir misiniz? Daha oyuna adım atmadan hafiften terlemeye başladım. Çok sıcak. Neyse domuzcuk, nasılsın? Hadi al paranı, siktir git buradan. Ulan domuzcuk bile manyak. Tamam bana para ver, ne kadar para vereceğim bana? Yanımıza 2,5 dolar alalım. Olur da birine rüşvet vermek zorunda kalırsak veya Monty'den bir şeyler de alabilirim. Ah Monty, gözlüklü Monty'im. Bu arada Monty'yi de seviyorum. Gözlüklü falan böyle bir şeyler tedarik ediyor paso. Ticareti bilen bir çocuk. 2,5 dolarımızı yanımıza aldık. Umarım 2,5 doları da bizden almazlar. Anne okulunda başka bir güne hazır mıyım? Lan ne bileyim hazır mısın? Yeter artık bu kadar sorduğun. Bence asıl soru şu olmalıydı. Anne okulunda başka bir ölüm yoluna hazır mıyım? Evet, doğru soru bu oldu. Çünkü okula her gittiğimde farklı bir yolla ölüyorum. Neyse, evet tamam, başlasın yeter. Nugget, özledim seni dostum. Amık psikosu, seninle konuşacağımı mı zannettin? Lan katil hademe, gel buraya. Abi bu adam bildiğin katil. Bunun anaokulunda ne işi var? Seninle de konuşmayacağım acı, yürü git. Bu arada ilk bölümde Türkçe'ye çevirdiğim yerleri bu bölümde çevirmeyeceğim. O yüzden seriyi birinci bölümden itibaren izlerseniz harika olur. Monty canım dostum, seninle konuşacağım. Senden bir şeyler almak istiyorum. Şimdi Monty'de yo-yo vardı. Yo-yo'yu Jerome seviyor. Sigaranın ne işe yaradığını şu an bilmiyorum. Ses kaydedicisi de ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir dakika, tornavida var. Tornavida almak istiyorum. Hatırlarsanız tuvaletin ilerisinde bir havalandırma boşluğu vardı ve içinde bir tane Monsterman kart var. Büyük ihtimal tornavida ile onu alabiliriz. Ama tabii tornavida başka şeyler için de kullanılıyor olabilir. Monty'cim, senden tornavida almak istiyorum. Bunu bir şeyler çalmak için hademe enayisinden aldım. Çok tuhaf ama okulun sağladığı eşyaları bana satmakta çok istekli. Bundan şikayetçi değilim, yanlış anlama. Bu sana bir dolara patlar. Bir dolar mı? Kim bulacak ana okulunda bir doları? Tamam, kabul ediyorum. Anam, tornavida geldi. Senin iş yapmak benim için bir zevkti. Benim için de gözlüklü dostum. Bir dakika, acaba tornavidayı Nugget için kullanabiliyor muyuz? Yok, bir şey olmuyor. Yine ısırılmış bir tavuk verdi elime. Katil hademe, sana tornavida satacağım. Monty bazı eşyaları hademeden alıyormuş. Hademe de bu durumda okulun eşyalarını çalıp satıyor. Çok acayip, gerçekten çok acayip. Monty de tornavidayı bana sattı. İspiriklesem mi lan? Yok, ispiriklenmiyor. Ölmek de istemiyorum şu an. Ve zil çaldı. Hadi sabah giderse gidelim. Bayan koca meme yine bizden partner bulmamızı istiyor. Ya benimle kimse arkadaş olmak istemiyor. Hatırlarsanız Nugget'ın büyütece ihtiyacı vardı. O da Lily'nin dolabında duruyor. Tornavidayla yerini değiştirmeye kalksam değiştiremiyorum. Dokunma! Gördüğünüz gibi burada bir tane Monsterman kart var. Onu da almayı bulmamız gerekiyor. Neyse bir dakika, ben tuvalete gideceğim. Hocam öyle gelmeyin memeler. Bayan koca memeden geçiş kartımızı aldık ve şimdi tuvalete girebiliriz. Aha, burada bir başka manyak var. Dayı bir çekil ya. İzin kartını görebilir miyim? Bir dakika, izin kartımız var ama izin kartım yok diyeceğim. İzin kartım yok. Bu hiç iyi değil dostum, hiç iyi değil. Seni müdüre götürmek zorunda kalacağım. Neyse sonunda müdürü görme şansımız olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Aha müdür lan. Siyahi bir müdürümüz var. İzin kartın olmadan sınıf dışında kafana göre dolaşamazsın. Kurallar var ve bu kurallara uyulması gerek. Üzgünüm müdürüm, bir daha olmaz. Ne yazık ki acelem var. Sana uygun cezayı seçmek için zamanım yok yani. Sadece kafama göre bir tane seçeceğim. İyi, peki cezam nedir? O ne lan? Silah çıkardı. Ya böyle okulu ya. Bu ne oğlum? Nasıl bir şeyin içine düştük biz? Oğlum müdür de katil. Çocuğa böyle ceza mı verilir lan? Sen kuralları çiğnedin. Şimdi senin a**a koyacağım çat diye. Böyle bir şey mi var? Eve dön eve ya, bu ne ya? Neyse bu sefer geçiş kartım var diyeceğim. Al sana geçiş kartım. Tamam kaybol, yürü git lan ileri. Havalandırmadaki Monsterman kart gördüğünüz gibi orada. Ve gerçekten tornavida ile açılması gerek gibi duruyor. Neyse ben tuvalete gidiyorum. Bu amık katili hala burada. Bu sefer çişimiz ya da bokumuz yok. O yüzden direkt hademeyle konuşacağım. Şş, hele buraya bak lan. Ne haber velet? Şimdi selam sabah hoş beşi geçelim de o torbalarda ne var? Ne torbası, torba falan görmüyorum ben. Yok ya, ben inanmam. Görmüyor mu lan torbaları? Abi yalan söylenir de böyle yalan söylenmez ya. Torbacı mısın oğlum sen? Kafa bir milyon. Aha şuradaki torbalar. Küçük aptal, kafanı bu işlere yorma, sen sadece kaç. Lan o torbadakiler kanıyor ama. Kuralları biliyorsun, bana bir paspas uzaklıkta olmalısın, yanlış mıyım? Şimdi paspas derken o elindeki şeyden bahsediyorsan o bayağı büyük şimdi. Bu söylediğinin kanamayla ne ilgisi var? Aslında biraz var, eğer bahsettiğim şeyi anlarsan. Anladım anladım, tamam anladım. Run.
Bir dakika, anlamadım. Ölmek istemiyorum. Ama bende de manyaklık var, adam katil. Bu gerçekten aptal bir çocuksun. En azından ben okul notlarının ortalamasını alabiliyorum. Ne alaka, ne ortalaması ya? He, bu ortalama. Allah Allah. Allah kafayı ana. Ananı sat. Ana. Şerefsiz. Hademe'nin yanına tekrardan geldim. Sormam gereken sorular var. Abi bu adam katil. Bu adam yargılanmadı mı ya? Yargıdan paçayı nasıl kurtardın peki? Çok uzun bir hikaye ama birini paspasıma geçirmekle bitiyor. Paspasın üstündeki kafa mı lan? Kesinlikle kafa. Tamam, kesinlikle duymak istediğim bu kadardı. Run. Ben hala birini paspasa geçirdiğim hikaye için rahatsız mı ediyorsun? Kulağa perçinleme gibi geliyor. Bu arada perçinleme makine teknolojisinde kullanılıyor. Yani amaç sökülemeyen bir birleştirme oluşturmak. Yani elemanın kafasını paspasa sokuvermiş. Pen the apple. Apple pen. I have a pen. I have a apple pen. Evet ama bu başka zamana bir hikaye. Ya ama anlatsana, ben çok meraklıyımdır. Ben de işte bu boku o yüzden bulaştım. Neyse, senin yaşındaki birine bu hikayeyi anlatmayı uygun bulmuyorum. Çöp kutusunda kanlı bir torba görmen benim için uygun ama değil mi? Değil mi Hademe, söyle bana. Hayır, daha fazla iste... Aferin, al şu 5 senti, kendine çikolata al. Hademe resmen bana rüşvet verdi. Vere vere 5 sent verdi bir de. Ulan o parayı ben havada karada alıyorum zaten. Neyse, Hademe bile bize para vermişken bu seferlik o kadar üstüne gitmeyeceğim. Teşekkür ediyorum, ne diyeceğimi bilemedim. Güzel, şimdi siktir git. Tamam lan, tamam, gidiyorum. Şimdi geçirecek misin lan? En iyisi sınıfa geri dönmek. Hocam dur, sakin. Tamam, geldim, sus ya. Kadın, yerine geç. İyi hoca ya, seviyorum ben bunu. Monty'nin yanı boş. Bu arada Monty'den bir şey almak istiyorum. Monty'de satılık olarak yoyo ve sigara var. Ben bu sefer yoyo alacağım. Bu arada yoyonun ne olduğunu bilmiyorsanız yoyo bu. Oğlum oyunda alacaktım yanlış. Işıkta gerçekte aldım lan. Oho, espriye bak. Aha bak, şöyle yapıyorsunuz. Atıyorsunuz bunu. Sonra geri tutmanız lazım. İşte atıyorsunuz, sonra çıkıyor yukarı. Geri, ah, neyse işte, geri tutuyorsunuz böyle. İşin açıkçası ben de çok kurcalamadım. Ama var, nedense var yani. Ya bırakın beni, şimdi oyuna dönelim. Yoyo istiyorum. Yoyolar bunlar ne bilmiyorum ama Jerome bunları seviyor. 1 dolara senin olabilir. Ne diyorsun? Kabul lan, kabul. Jerome'un bunları sevdiğini duyduğumuz gerçekten çok iyi oldu. Ulan sömürdüğünüz param kalmadı ya. Hademe de 5 sent verdi vere vere. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki Jerome'la konuşacağız. Dostum, benimle konuşacak kadar cool değilsin biliyorsun. Şimdi beni partnerimle rahat bırak. Ayrıca Monty bana güzel bir yoyo verecek. Acaba bu yoyodan mı bahsediyorsun? Aa hadi, ama benim için saklayacağını söylemişti. Eğer benim partnerim olursan yoyo senin olabilir. Teşekkürler enayi, sanırsam daha saate bakmayı öğrenemedin. Ders neredeyse bitmek üzere. Jerome'la arkadaş olmaya şu kadarcık yakındık. Yine partnersiz kaldım. Tamam, öyle teneffüsü biliyoruz. Domuz yemi var. Burada yine bir şey var. Yine Monsterman kart var. Acaba aynı kart mı? Aha, Lili yine gidiyor. Benim o Lili'nin yanına gidip onunla konuşmam gerekiyor. Öğle teneffüslerinde yemeğini bile yemeden nereye kaçıyor acaba bu kız? Beni etrafta bulmayı istiyordun. Domuz yemeği kötü ve kimse aptal Hademe'yi. Kurabiye yanlış yazdığını söyleyecek kadar cesur değil. Aptal yaşlı adam daha düzgün yazamıyor bile. Biz quits yazması gerekmiyor mu? Biz quits yazıyor orada. Bu Hademe yazma özürlüsü aynı zamanda. Bir dakika, Hademe'ye kurabiye yanlış yazdığını söyleyebiliyoruz. Bu seçenek Monty ile konuştuktan sonra açıldı. Desem mi lan? Bir tane elmamı da yiyor yalnız. Umarım başımıza bir şey gelmez. Ne? Hayır, yanlış yazmadım. Hem sen nereden bilebilirsin ki, okuma yazmayı bilmiyorsun bile. Tek bir seçeneğimiz var. Monty biliyor demek. Hiç böyle bir şey demek istemiyorum. Monty'yi satmak hiç istemiyorum. Dünyalar tatlısı bir çocuk. Ama sadece bu seçeneğe tıklayabiliyorum. Monty biliyor. Şu inek gözlüklü çocuk değil mi? Kimi kandırıyorum? Evet o. Hayır ya, o değil. Hayır, nereye gidiyorsun? Hayır ya. Hey inek. Ne istiyorsun? Bana satacak bazı malların mı var? Hayır, ama senin için bir tane tabutum var. Hayır. Hayır, düşündüğüm şey olmaz. Hayır. Ana. Gözlüğü düştü lan Monty'in bu arada, ana. Oğlum kötü oldu, Monty gitti, Monty gözlere gitti. Ananı satayım, yeter lan. Lan öldü, yeter. Çocuk öldürüyorlar. Ama okulunda kime bağırıyorsam. Bu sana insanların yazım hatalarıyla dalga geçmemen için sana bir ders olsun. Dersler öğrenildi, sınırlar çizildi. Abi ya. Oğlum ölmedin değil mi lan Monty? Ölmediyse de sakat kaldı lan. O küçük canavarın etrafta dolaşarak insanların yazım yanlışlarını düzelttiğini söylediğin için sağ ol. Sen iyi bir çocuksun. Bir de sınıf haricinde bunu yapıyor. Bugünlerde çocukların böyle davranması gerçekten utanç verici. Evet, gerçekten utanç verici. Ne yapayım artık, suyuna gidiyorum, yoksa bana da vuracak. Ya da vuracak. Aşit teyze habire vuruyor zaten. Ama sen iyilerden biri gibi gözüküyorsun. Ne yani, bundan önceki yaşadıklarımızı unutalım mı? Neyse, teşekkürler, senden bunları duymak acayip lan. Sevinsem mi ağlasam mı bilemiyorum. Eğer birisi yazım hatalarımla dalga geçerse gel ve bana söyle. Bir daha öyle bir şey olacağını sanmıyorum ben. Aha, bana gözlük verdi lan. İşte bu. Bu gözlükler o ineği vurduğumda suratından düştü. Onları alabilirsin. Bu yaşlı gözler hiçbir şey kaçırmıyor. Benim ihtiyacım olmaz. Bu adam saf manyak. Teşekkürler sanırsam. Yine teşekkürler. Hatırlarsanız aşçı teyzemiz gözlüğünü kaybetmişti. Ona acaba bu gözlüğü verebiliyor muyum? Çok merak ediyorum. Ama ben Monty'nin yanına gideceğim. Monty kardeşim.
Oğlum olmazsa kim bize bir şeyler satacak? Ne söyledin ona? Şşş Monty, fazla konuşma. Şimdi dinlenmelisin. Şimdi şu gözlükleri Ayşe teyzemize vermeyi deneyelim. Ayşe teyze, ben bir gözlük buldum. Aa güzel, çok teşekkürler. Git ne yapacaksan yap, seni durdurmayacağım. Eğer gözlüklerimi bulursan ben başka tarafa bakacağım. İstediğin yere çıkabilirsin demişti ya. İşte o an geldi. O zaman ben Lili'nin çıktığı yerden çıkayım. Lili'nin çıktığı yerden çık... Ya tamam, espri yapmayacağım. Monty'ye yazık lan, vallahi ağlayacağım. Hala kanıyor ya. Neyse, dışarı çıkabiliyor muyuz? İşte bu. Aa Lili orada lan. Bir dakika, Lili'den önemli bir şey varsa o da Monsterman kartıdır. Hemen yaklaşalım. Diyor ki havalandırmanın arkasında bir şey görüyorum. Vidaları açmak için bir şeye ihtiyacım var. Vidaları açmak için tornavideye ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Zil niye çaldı onu bilmiyorum. Alayım lan. Alayım. Aldım. Woo! Hemen Lili ile konuşalım. Git başımdan çocuk. Eğer müdür seni duyarsa başım belaya girer. Müdür korkunç. Müdür manyak. Müdür kaka. Müdür pis. Bu oda nerenin odası lan? Aha. Lan burası müdürün odası. Müdürün kapısının önünde ne yapıyor Lili ya? Neyse, ses yapmayalım da bir şey olmasın. Oğlum istediğimizi yapabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey lan. Tuvaletin ötesine geçemiyorduk. Burası ne? Burası Hademe'nin dolabıymış ama kilitli. Hatırlarsanız Cindy'nin köpeğini de buraya kilitlemişti. Herkes manyak. Neyse, en iyisi WC'ye girmek. Seni burada olmaman gerekiyor. Seni müdüre götürmek zorundayım. Eğer derken? Sigaran bitti. Eğer sende varsa seni rahat bırakabilirim. Allah kahretsin. Yanımda yok ki lan. Lan bir koşu gidip alırım da Monty'den de kan fışkırıyor. Oğlum çok kötü oldu lan bu. Maalesef yanımda sigara yok. Aha sıçtın şimdi küçük dostum. Görünüşe göre müdürü ziyarete gidiyoruz. Aa hadi ama. Yemek zamanı böyle etrafta koşuşturamazsın. Bunu bilmen gerekiyordu. Üzgünüm, yine üzgünüm. Ben de. Sen neden üzgünsün? Ananız. Nedense şaşırmadım. Sınıfa girmeyi deneyelim. Bu sınıfın kapısı öğle teneffüsünde kilitli diyor. Yine bu kaydırağın arkasında Monster'ın kartı var. Bunlar aynı kartlar mı bilmiyorum. Büyük ihtimal aynı ama. Şu Nugget'la tekrar konuşalım. Nugget'ın karanlık ve derin bir mağarası vardı hatırlarsanız. Beni yine oraya sokmaya çalışıyor. Tamam lan, bu sefer gireceğim. Ne oldu lan? Bu Nugget psikopat abi, demiştim ben size. Sadece bana gir dedi, girdim ve... Öldü. Burada başka şeylerle etkileşimde bulunamıyoruz. O yüzden hemen sunum dersine geçelim. Geçen bölüm Monster'ın kartlarından birini göstermiştik. Bu bölüm Nugget'ını göstereceğim. Bu tavuk parçası mı? Neden bunu gösteriyorsun? Hay sesine sokayım. Bir dakika, kendi sesim o. Bu Nugget'ın Nugget'larından biri. Bu onun Nugget'ın arkadaşlarından biri olduğu anlamına geliyor. Tabii, umarım neye bulaştığını biliyorsundur. Nugget'ın arkadaşı olmak zorlayıcı olabilir. Neyse, sırada kim var? Birisi Nugget'tan daha ilginç bir şey sunsun lütfen. Sunum bana ne ya, lanet olsun. Aha bu ders de bitti ve artık eve dağılabiliriz oley. Aha gün bitti lan. Yine pazartesi, evet x2, evet. O zaman bu sefer temizlikçiye sigarayı vermeye çalışalım. Yanımıza bir 3 dolar alalım. Aa gidiyorum. Monty'den hemen sigarayı alalım. 1 dolar çok güzel. Seninle bir anlaşma yapıp arkadaş olmuştuk. Bir şey için bana yardım etmelisin. Bilirsin arkadaş olarak. Şimdi Jerome, sen benimle takılacak kadar cool değilsin. Akıllı olacaksın. Herkes ne gibi bir yardım etmem lazım? Söyle hadi. Korkunç yaşlı Ademe'yi biliyorsun değil mi? Bu sabah lazerimi çaldı. Dedi ki yaşlı gözlerim için çok parlak. Lazerimi geri almak için yardımına ihtiyacım var. Ben ne yapabilirim? Hazır olduğunda sana tüm koridorun geçiş kartını vereceğim. Temizlikçiyi geçer geçmez Hademe'nin dolabına ilerle. Lazerim oralarda bir yerde olacak. Peki bunu yapabilirim. Harika. Bir yerlerde bir kutunun içinde olabilir. Sadece al ve çık. Çok fazla oyalanma, sık sık kontrol etmeye geliyor. Peki anladım. Yakalanayım da dövsün değil mi beni? Sadece hazır olduğunda bana söyle, sana geçiş kartını vereyim. Hocanın dikkatini çok uzun zaman dağıtamam. Bu yüzden direkt kapıya yönel, önüne çıkan kimseyle konuşma. Tamam hazırım. Git hocanın dikkatini dağıt. Çok güzel. Gidiyorum ben. Tamam sen konuş, çıkıyorum ben. Selam temizlikçi amca. Aa geçiş kartım burada. Müdürün geçiş kartı ya. Seve seve geçeceksin şimdi beni. Jerome müdürden geçiş kartını nasıl aldı lan? Bir dakika, ikisi de siyahi. Adam kayırma seziyorum burada. Neyse teşekkürler, çık şimdi buradan. Aha. Nereden? Stolen stuff diyor. Herhalde çalınan eşyalar burada. Buraya ulaşamam diyor lan. Başka kutu var mı ki? Aha burada başka kutu var. Oğlum kanman var lan burada. Dur şimdilik bir şey almayalım da buraya tekrardan uğrarız ya. İşin garip yanı ben lazer falan görmüyorum. Bu bize göre çok yüksekteymiş, o yüzden içine bakamıyormuşuz. Bunun için bir şey bulmak gerekiyor. Dediğim gibi buralara şimdilik dokunmayacağım. Sınıfa geri dönsem. Bu çok hızlı oldu. Getirdin mi? Ne oldu? Hayır getiremedim çünkü bulamadım. Bahse girelim denemedim bile. Geçiş iznimi bana geri ver. Kaybol şimdi. Üzgünüm dostum, gerçekten bulamadım ya. Bir dakika, Nugget'ın büyütece ihtiyacı vardı. Jerome hocanın dikkatini dağıttığında büyütece alabilir. Bilecek miyim bakalım, bunu deneyeceğim. Git hocanın dikkatini dağıt. Çok güzel. Sen dikkatini dağıtırken bu Lili'nin kardeşini bulmak için bununla delil topluyor büyük ihtimal. Ama biz bunu alacağız. Aldım. Aha. Jerome. Gel buraya çocuk. Geleyim. Mahvettim. Bir daha hocanın dikkatini dağıtmaya imkan yok. Büyük sıçtın. Bana geçiş kartımı geri ver. İyi al geçiş kartını, başına çal. Şimdi kaybol buradan. Zamanımı yeterince çaldın zaten. Tamam. Neyse ne. Umarım görevi tekrardan alabiliyoruzdur bu arada. Şimdi Nugget'ın yanına gidip Nugget'la konuşacağım. Nugget bizde arkadaş olmak istemiyordu çünkü meşgulmüş beyefendi. Ama gördüğünüz gibi hiçbir şeyle uğraşmıyor. Sadece dışlanmış bir psikopat. Nugget'ın aradığı itemi buldun mu? Evet buldum. Nugget memnun oldu. Bu Monster'ın kartını sana veriyorum. Nugget kartlara biraz düşkündür. Teşekkürler Nugget. Şimdi kaybol. Nugget'ın yapacak daha önemli işleri var. Allah'ını seviyorsan ne işin var? Beni öldürme bir daha yeter. Bak sana büyütecini de verdim. Tamam gidiyorum, merak etme. Biraz dışarıda oynayalım yahu, işte zil. Ve bugünü de bitirdik. Allah'a şükür. Ve yeni bir Monster'ın kartı almayı da başarıyoruz. Bu seferki Nugget'tan. İyi paramız oldu lan. 9 dolar 25 sent süper para. Şu an için fena gitmemekteyiz. İkinci bölümümüz de buraya kadardı. İzlediğiniz için gerçekten teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı,
izlemeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Nugget sizleri seviyor. Nugget sizlerden like bekliyor. Ve bunun gibi daha çok video istiyorsan hemen şuradaki iki videoya gidebilirsin. Kanalın bütün videolarına garanti veriyorum. Çünkü bu düzeyde yapmaya çalışıyorum. Her saniyesinden keyif alacağınız bir akıcılıkta yapmaya çalışıyorum videoları. Tabii ki biraz uğraştırdığı doğrudur. Ama tabii ki sizler için yapmaktayım. İzlerseniz çok güzel olur, çok güzel olur. Nugget da izlemenizi istiyor. O yüzden kendinize çok... Hangi el hareketi yapacağımı şaşırdım. Kendinize çok iyi... Böyle de olmaz. Kendinize çok iyi bakın.